Burası rüya gibi. Gerçekten ben şu ana kadar kendimi yabancı hissettim. Merhaba dedim havalimanında. İstanbul en güzel bir yer. Türkler çok sıcak insanlar, her zaman yardımcı oluyor. Allah şükür buraya geldim. 5 dakikada Avrupa yakası, Anadolu yakası. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bu programda sizin hayat hikayenizi konuşacağız. Türkiye'ye neden geldiniz? Türkiye'ye nasıl geldiniz? Burada neler yaşadınız? Türk mutfağıyla aranız nasıl? Türk müziğiyle, Türk edebiyatıyla hiç Türkiye'den bir yazarın kitabını okudunuz mu? Burada ne yapıyorsunuz? Hayalleriniz ne? Planlarınız ne? Ne yapacaksınız? Bu programda sizi konuşacağız. Sizi sizin dilinizden dinleyeceğiz. Su sen. Evet. Doğru değil mi? Evet. Telaffuzu zor, biraz da böyle sanki Japon aksanıyla söylüyormuş. Su sen. Yok, tam orijinal Farsça kelimesi. Farsça kelime. Sen Afganistanlısın. Evet. Afganistan'dan geliyorsun. Hem kendini biraz tanıt hem de Türkiye geliş serüvenini konuşmaya başlayalım. Adım Su Sen, soyadım Nuri. Afganistanlıyım. Kabil şehrinden geliyorum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin mezunuyum. Doktorsun yani. Elhamdülillah. Alanın belli mi ya da nereye evrileceksin? Yok, yeni mezun oldum ama TÜS'e girmeyi planlıyorum ve alan olarak sadece da hep... Sadece planlıyor gibisin. Hani planlıyorum ama ne zaman olacağını bilmiyor gibi. Nasip diye bir şey. Çalışmadın ama ben, yok, çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Ne zaman sınav? Şubat ayında girmeyi planlıyorum. Tamam. Eylül çok yakın oldu. 4 Eylül'de bir şeyimiz vardı, TÜS vardı. Ona hiç girmedi. Beklemediğimiz zaman önce geldi der gibi. Yani çok kolay olmadı internlükle birlikte. Hazır değildim açıkçası. Hı hı. Kadın hastalıkları ve doğum olarak uzmanlık planlıyorum. Malik. Malik vardır. Melek diyen de var galiba. Maalesef fazlasıyla var hem de. İngilizce olarak adım Malek olarak yazıldığı için ve orijinali Malik. Aslında Türkçe'de de geçiyor, nadir de olsa. Bizde evet. Çok fazla bir çok, kere. Çok yok ama evet. Biraz da olsa var. Birkaç defa karşılaştım. Malik de yazılınca genellikle acaba E'yi mi A'yı mı yanlışlıkla yazdı? Biz burayı Melek olarak düzeltelim. Ve mail konusunda genelde. Ne hissediyorsun böyle? Maili bir açıyorsun. Melek Hanım merhaba Melek yazıyor. Hanım evet. Telefonlarda, maillerde fazla karşılaştığım bir durum. İlk başta tabii şaşırıyordum, hani çok da garip geliyordu, düzelttirmeye çalışıyordum bunu. Haliyle alıştım. Türkiye'de şu an yaklaşık 12 yıldır. Sen Ürdünlüsün. Ürdünlüyüm. Ürdün'den geliyorum. Evet. 14 yaşımda tek başıma bir maceraya atıldım. Ailem veya burada tanıdığım herhangi biri yoktu. Türkçe de bilmiyordum, kimseyi tanımadan. Yeni bir hayata aslında ve ben buna denizden çıkmış bir balık veya yeni bebek hissi derim. O şekilde hayata ikinci gelişim oldu ve o zamandan beri burada devam ediyorum. Türkiye'ye gelme isteğinin sebebi neydi? O zaman da bir burs kazanmıştım lise 1'den ve o şekilde gelişim oldu. Benim planladığım bir şey değildi. Neyi planlıyordun? Yani başka yani bir şey mi düşünüyordun? Aslında klasik, hani o yaşlarda 12-13 yaşlarımdayken herhangi bir çocuk gibi yani liseyi bitirip üniversiteye girmek. Tabii bilgisayar mühendisliği hayalim vardı hep. Ama yurt dışına çıkma gibi bunu yapabileceğimi hiçbir zaman da düşünmüyordum. Biz ne kadar plan yapsak da bazen akışa bırakmak lazım. Ve akış hayat beni bu yöne yönlendirdi. Ve Türkiye kapısı o yaşlarda bana açıldı. Türkiye'ye geldin. Peki işte, burs kazandın, işlemler tamamlandı. Türkiye'ye geleceksin, her şey hazır. Dedin ya 14 yaşında bir maceraya atıldım. O zamanki yani yıllar önce 14 yaşındaki Malik geri doğru gittiğinde... Neler hissetmişti? Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. O yaştaki Malik'le şu anki Malik arasında çok büyük bir fark, çok büyük farklı bir bakış açısı bu maceranın bana kazandırdığı bir şey oldu. Çünkü hayatın nasıl gittiğini daha bilmiyordum, farkında değildim. Ailemin yanında biraz daha hani herhangi bir çocuk gibi birçok şeyin hazır geldiğini görüyoruz veya hayatın farklı açılarının nasıl devam ettiğini farklı anlamlarında baktığımızda o yaşta hani bilmemiz çok da beklenmiyor. Kolay olmadı. Genellikle bana gelen soru da ailen kabul etti mi? Ailen nasıl gönderdi sorusu oldu. Ya 14 yaş evet. Bir ailenin evladını başka bir ülkeye göndermesi için hayli küçük bir yaş. Kesinlikle.
Nasıl kalkmaz? İşte biz de onu merak ediyoruz. Bunu yaşayan biri olarak da kolay olmadı. Ailen ne dedi? Ailem, babam o yaşta bana detayıyla her şeyi anlattı. Ve bana şunu dedi. Malik, kararını kendin ver. Ben sana istediğin sorunun cevabını getiririm, araştırırız. Ama gelecekte gelip de sen bana engel oldun deme. Kendi kararını şimdiden kendin al. Annem bugüne kadar kabul etmiyor. Hala etmiyor. Büyük ihtimal görüştüğünde artık geri dön. Ne zaman geri dönüyorsun? Kesinlikle. Ben 2 hafta önce tekrar geldim. Bekar mısın? Bekarım, evet. Tamam. Sürekli sana şey diyor. Gel evlendirelim seni. Kesinlikle. Yılda bir gidiyorum ziyaretine. Daha yeni geldim 2 hafta önce. Bir ziyarete gittim geldim. Ve hala bir ikna çabası var annemin. Artık burada mı kalsan eğitimine, işine burada mı devam etsen? Ben de diyorum ki hani az kaldı, biraz daha birkaç yıl daha devam edip seneye dönerim. Bu her yıl. Her yıl böyle seneyi öteliyorsun herhalde. Kesinlikle. Peki burada neler yapıyorsun, nelerle karşılaştın onu da konuşacağız. Senin de Türkiye ilk geldiğin an, böyle döndüğünde o zamanki Susen. Evet. Neler düşünmüştü? Bir kaygısı var mıydı, bir endişesi? Şimdi Gökhan Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Susen diyebilirsiniz. Ben Türkiye'ye geldiğimde ilk bana şu ismimi sordular. İsmimi söyledim. Susen dedim, bana Susen mi dediler. Sonradan çok rahatsız oldum çünkü Susen'in ne olduğunu öğrendim. Hep Susen oldu. Evet, hep Susen oldu. Ve genellikle bana ismi şimdi soruyorlar, adın ne? Diyorum ki Susen Nuri. Ve kalıplaşmış yani. Susen diyebilirsiniz. Sen de alıştın artık. Ben de alıştım yani. Çok nadir Susen derim. Çok nadir derim. Şu anda öyle mesela kaldı. Nadir anlardan biri herhalde. Evet yani şimdi Susen deyince siz, ben diyorum ki acaba ben miyim? Şimdi evet, ben yani 10 sene önceki dönersem... Hiç dönmeyeyim der gibi. Hayır, gelir miydim? Evet. Yani kendi kararım yine olsaydı ben gelirdim. O zaman geldiğimde tabii çok tecrübesizdim. Ve aile hani genellikle karar verdi. Ama sonsuz tabii benim oldu Türkiye'ye gelmek. Değişik bir şeydi. Aileden ilk kız ayrılıyorsun. Ve anne baba yok. Kardeşlerin yok. Burada sen kendin için annesin, babasın, kardeşsin ve her şeyini sen koşuyorsun. Dil bilmiyorsun. Evet, Türkçe belki çok kolay bir dil olarak gözükebilir ama hiç değil. Dünyada öğrenilmesi en zor 10 dil arasında. Evet, kesinlikle. Ve Türkçeyi ben çok zor öğrendim. Farsça kelimeleri çok fazladır Türkçe'de ama Türkçeleştirince, kullanınca Latince şekilde yazılıyor ya hani. O zaman o Farsça'nın olduğunu da ben anlamıyordum. O yüzden zorlandım. Evet. Çünkü biz sağ taraftan yazıyoruz. Hı-hı. Sağ taraftan Farsça, sağ taraftan yazılıyor. Latin Arapça gibi. Evet ama Türkçe Latin alfabesi ve sol tarafta yazıyor. Ve biz İngilizceyi orada öğrendiğimiz için çoğu zaman C ve C harfini çok karıştırdım. Kolay olmadı tabii ama bir ülkeye giderken, bir şeye karar verirken zaten çok kolaylık insan beklemiyor. Ama o zaman ben bekliyor muydum? Evet, çok kolay bir şey bekliyordum. Ne çünkü bekledin? Tecrübesin. Sen ne bekledin? Ve ne oldu? Ve ne oldu? Yani hani şöyle bir şey mi bekliyordun? İşte havalimanından ineceğim. Bütün her şey böyle... Bütün ülke beni karşılayacak. Çiçekler yok, o kadar verecek. Beklemiyordum. Bak, burası senin okulun, burası yatakhanen, burası senin işin. Neyi ummuştun, neyi buldun? Şimdi şöyle, ben ilk geldiğimde İngilizceyi bildiğimiz için şöyle düşündük. Hani İngilizceyi çok yüksek bilmiyoruz. Yani orta biliyoruz. Şöyle düşündüm. Hani ben gelince en azından Türkçeyi oranına kadar işlerimi halledebilirim. Ama geldim ve bir telefon arıyorum. Annemi aramak istiyorum. İlk girdiğim yurtta. Ama derdimi kimseye anlatamıyorum. Duygusallığım da son noktada, pikte, gözyaşlarım gidiyor. Saatler de farklı. Aramızda 1,5, şimdi saatler değişti tabii. 2,5 saatlik bir fark var. Ve ben geldiğimde sabah evden çıkmışım. 10 saatlik bir yol. Akşam olmuş Türkiye'de. Ben ailemle iletişime geçmemişim ilk kız hayatımda. O gün çok zorlandım. Bir telefon buldum. Annemlere söyledim. Ben buradayım artık ama ben sizi arayacağım. Dil konusunda yeni öğrenmeye başlıyoruz. Alfabeleri öğreniyorum. Kültürü öğrenmeye çalışıyorum. Çevremde bir sürü yabancı uyruklu öğrenci var. Yani herkes yabancı. Herkes. Aslında Türkçe iletişime girmek istiyorsun ama Türkçe bilmiyorsun. İngilizceye girmek istiyorsun. Ya sen geride kalıyorsun ya karşı taraf geride kalıyor. Yemekler bambaşka bir dünya. Ne kadar yakın olursa olsun yani bir zorlanıyorsun. Ve ben bu kadarını beklemiyordum. Hani şey olarak düşünüyordum.
Yemek olarak çok yakınız diye düşünüyordum. Evet %50 yakınız ama %50'si de o kadar uzarız ki ben bir sene boyunca patlıcan yemeğine yedim. Şimdi sosyal hayatı konuşalım istiyorum. Sen şimdi burada hem okudun, aynı zamanda akademisyenlik de yapıyorsun, bir üniversitede ders veriyorsun. Siber güvenlik senin alanın. Hani bir yandan da hayatın içerisindesin hem ticaret olarak hem sosyal yapı olarak. Böyle İstanbul'da gördüğünde seni şaşırtan ya da tebessüm ettiren, Ürdün'le kıyasladığında ya bu bizde yok ya da bizde böyle ama burada böyle diyeceğin bir şeyle karşılaştın mı hiç? İlk geldiğimde açıkçası hani hoşuma giden sistemlerden bir tanesi ulaşım kartı, İstanbul kartının her yerde kullanılması. Biraz bana şaşırtıcı geldi. Hem bir otobüse biniyorum, aynı kartı kullanıyorum. Vapura biniyorum, aynı kart. Affedersin bu belediyenin lavabolarına girdiğimizde yine aynı kartı kullanıyoruz. Ve bir keresinde şöyle bir komik olay yaşadım. Ailem geldi ziyaretime. Ve geldiğinde hani aynı kartı kullandık. Sonuçta basabiliyoruz tekrar. Lavaboyu kullanmak istediler. Ne yapıyor, basıp atıyor mu onu? Yok. Lavaboyu kullanmak istediler. Girdik. Sonra annem de girmek istedi. Sistemde bunlar hepsi bir siber güvenlikçi olarak aklımda arka plan hep dönüyor. Malik atıyorum erkek lavabosuna girdi. Birazdan kadın lavabosuna da girdi. Ben arka planda bunu düşünüyorum. Siber güvenliği bu şekilde de hani bana yansıdı veya artık hayatımın bir parçası oldu. Normal... Girebildin peki anne? Girdi tabii ki. Yani sistemde öyle bir şey yapılmıyor. Normal kart basılır. Ayrım yapılmıyor. Yapılmıyor. Sistem sadece ücrete bakıyor o zaman. Ücrete bakıyor aynen öyle. Giriyor. Öyle bir komik an yaşandı. Hala da muhabbeti geçiyor ara sıra. Ürdün'de ulaşım tabii böyle değil. Değil maalesef biraz öyle değil. Daha çok orada her ülkenin nüfusu. Peki, evet. Teşekkürler. Devam edin. Ben çıkayım. Yani İstanbul'un resmi evet. olarak 15-16 milyon. Evet, evet. Tam ona evet. diyecektim. Yani 20 milyon hani değil. Günlük doğru. turist sayısı girdi çıktı sayı 20 milyon olunca Ürdün 10 milyon olunca. Evet küçük bir. Hani herkes yani. Birbirini tanıyordur herhalde. Mesela şöyle bir durum yani mesela var. Mesela Ürdün kralı bütün Ürdün'ü tanıyor olabilir. Tek tek Ahmet'in oğlu, Mehmet'in oğlu. Burada o da aslında kültürel olarak aramızdaki farklılıklardan bir tanesi. Ben de mesela bunu zannetmiyordum. Çünkü bizde öyle değil. Benim şu an soyadım Malkavi. Bir yandan da asıl soyadım Geylani, Malik Geylani. Malkavi soyadını taşıyan Abdülkadir herkes... Geylani'nin soyundan mı geliyorsun? Evet, benim 7. dedem oluyor kendisi. Malkavi sonradan kullandığımız bir soyad. Benim köyümün adı Malka. Malkavi demek Arapçada... Malkalı. Malkalı demek, aynen öyle. Sonradan kullanmaya başladığımız bir soyad. Ama Malkavi soyadı... Niye değiştirdiniz? Biraz daha artık Ürdün'de yaşamaya başladığımızda hani uzun nesiller sonrasında... Ürdün'e başka bir yerden mi geldiniz? Değil, aslında hep Ürdün'deydik. Ama şöyle bir durum var şimdi. Geylani diğer ülkelerde de var. Irak'ta da var, birkaç ülkede de var. Şimdi Malkavi, Geylani dediğimde nereden olduğumuz tam anlaşılmıyor. Malkavi dediğimde... Ürdünlü, Ürdün'ün en kuzeyinden, İribit şehrinden diye direkt anlaşılıyor. Ve Malkavi soyadı taşıyan herkes benim akrabamdır. Ve o soy ağaçları tutulur bizden. Araplarda bir secere kültürü vardır. Evet, hemen oradan öğreniliyor. Buna, bu ağaçtan olmayan biri bu soyadı taşıyamaz. Suzan. Evet. Sen geldiğinde, işte sosyal hayatın içerisine karıştığında... İşte o ilk yurtta annene ulaşamadın, ağladın vesaire, oraları geçiyorum artık. Alıştın yani İstanbul, işte otobüs vesaire. Farklılıklar seni böyle belki de cezbeden, hayran olduğun bir şey. Benim için çok şaşırtıcı şeyler oldu ama onlardan aklıma gelen şu bir metrobusa ben çok şaşırdım. Hem metro hem bus olarak nasıl olabilir? Kafamda onu canlandıramadım. Yani dedim yani hem metro olabilir hem bus olabilir. Nasıl? Nasıl İmkanı oldu? Yok. Gördüm. İkisi de şaşırdım. Değil. Evet ama benim çok şaşırtan şey şuydu. Mesela Afganistan'da belli bir simalar var. Herkes genellikle Buday tenlidir. Siyah kaşlar var, iri iri gözler var. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Çok çeşit insan var. Yani bir ailede, yakın kuzenlerde bir sarışın olabilir, saçları kıvırcık olabilir, tam bir esmer olabilir. Bunlar benim için çok değişik şeylerdi. Yani diyordum ki, bunlar kuzenler. Bir de hani babalar kardeş, yani çok da uzak değil. Nasıl olabilir? Şaşırıyordum yani. Peki... Başka insanları da gördüğünüzde, işte örneğin Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan, Balkanlardan gelen insanları gördüğünüzde
şöyle diyor musunuz? Yani ben işte Afganistan'dan kalktım geldim, o Çat'tan kalkmış gelmiş. Aynı yerdeyiz, bizi kader buraya getirmiş. Peki bunun altındaki sebep ne diye hiç sordunuz mu kendinize? İkiniz de mi sormadınız? Yok, ben sormadım. Açıkçası düşünmedim. Peki, teşekkür ederim. Belki ilk geldiğimde o yaşlardan, yani bir mülakat tarzı yapıldı önce ya, Bursa'da. O yaşlardan bahsetmiyorum. İlk geldiğiniz zamanlardan ziyade şimdi. Şu an aslında evet. Tekrar belki dönersem daha rahat bir hayat yaşama şansım var. Birçok şeyin hazır olduğu. Ama tercihim değildir artık. Ben kendi yolumu çizmek istedim. Ben başka bir soru sordum ya. Ben anladım. Şimdi şöyle anlattı. Ya evet sormadım ama hayat ona öğretti zaten. Niye? Bu bir kadermiş. Bana göre tercih meselesi ama ben şanslı insanlardanım. Yani böyle bir ortamda, işte bunu söyleyeyim. Sen kendinizi böyle bir şanslı olarak şehirde, görüyor musunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir kere İstanbul'da yaşıyorum. Medeniyetin bir şeyinde yaşıyorum ben. Ve bir süre farklı kültür ve insanla tanışmış olurum. Tanıştım, arkadaşlıklar kurdum, çok şey öğrendim. Ve bu Rabbimin bir nesibi yani. Çok güzel bir şey, çok güzel bir şey. Sen de böyle aynı, kesinlikle katılıyorum ben de. Bunu ne kadar planlamış olsak da yapamayacağımız bir plandı. Yapamayacaktık. Ve üstelik şöyle bir durum daha da eklemek isterim. Biz sadece İstanbul'da yaşamadık, sadece Türkiye'de yaşamadık. Vurguladığı nokta gerçekten içten hissettiğimiz bir nokta. Belki bir liseye geldiğimde 30 ülkeden öğrenci vardı. Ben bayağı uluslararası bir yere geldim. Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı uluslararası küçülmüş bir dünya simülasyonu. Ve bu çok farklı bir bakış açısı. Şu an düşündüğümde gerçekten inanılmaz bir deneyim yaşamışız. Bize kattığı çok fazla şey var. Şanslıyız ve İstanbul sihirli bir şehir olarak görüyorum. İçinde her şey var. Her açıdan deneyim kazanabileceğimiz bir şehir. Ve herkesin kazanabileceği veya alabileceği bir şans değildir. Her şeye her zaman elhamdülillah diyoruz. Öyle bir şansımız oldu. Nasip de bir yandan. İstanbul dışına çıktınız mı? Evet. Nereye gittin? Ben Ankara'ya gittim, Eskişehir'e gittim, Bursa'ya gittim, Edirne'ye gittim. Biraz gezmişsin sen. Ben aynı şekilde Ankara'ya ara sıra gidiyorum resmi işlemlerden dolayı. Çanakkale'ye gittim, Bursa'ya gittim. Şu an en çok düşündüğüm Karadeniz. Karadeniz'e gitmeyi çok düşünüyorum. Karadeniz'i görmediyseniz dünyayı tanıyamazsınız. İksik kalmışız. Çay bağımlısı olduğum için çok da seviyorum. Çay. Evet. Bizim içtiğimiz siyah çaydan bazen... Bu arada buradaki çay bizim çaydan farklı. Onu da söyleyeyim. O açıdan fark. Bizde mesela tek demlik olarak yapılır. Bir demlik su olarak değil. Tek hani açık bir şekilde ve sonlu ve çok farklı tadı var. Bunun farklı bir çay tadı var. Bizdeki çayın da farklı bir tadı var. İlk geldiğimde hoşuma çok fazla gitmemişti. Yani çok biraz açık çaya alıştığım için çok rahat içemiyordum. Şu an tam tersi. Ülkeye gittiğimde şunu diyorum. Ya çay mı içiyorsunuz siz? Çay değildir bu atın artık. Bayağı şu an demli içiyorum. Baban kızıyordur. Çünkü kesinlikle sahip çıkacağı için. Kesinlikle. Bir kere orada hani burada yaptığımız gibi demleyerek çayı yaptım. Onlar biraz zorlandı içerken. Hani onlara çok ağır bir çay olarak geliyor. Afganistan'da zaten sütlü çay. Yok hayır. O biraz Afganistan'ın kültürü değil. Hayır. Pakistan. Bizde yeşil ve safran çayı var. Ha doğru. Dünya çapında Pakistan, da bilinen iki çay. Yani ben tabii ki siyah çaya alıştık. Bizde de siyah çay var ama çok genellikle kullanılmıyor. Tercih meselesi. Hmm. Daha çok siyah ve safran çayı kullanılıyor. Ama hala yeşil çay yayılıyor. Yeşil çay ve safran çayı kullanılıyor. Hmm. Siyah o kadar kullanılmıyor, tercih meselesi. Ama hala sorarsanız tabii ki yeşil çay derim. Tabii canım. Biraz da damak zevkiyle ilgili. Kesinlikle. Evet, evet. Ya onu sevdiyseniz onu sevmişsiniz. Ama ders çalışırken kahve yerinde siyah çayı tercih ederim. Siyah çay biraz daha diri tutar insanı. İşte evet. Sabah kalkınca siyah çayı içince gün başlamış oluyor. Benim için sabah çay içmeden olmaz, uyanamam. O ilk çay bardağı... bizim oğlan, bizim kız olmuşsunuz. Mideye gitmez, beyne gider ilk sabah çayı. Peki Türk müziğiyle ya da Türk edebiyatıyla hiç... Haşır neşir misiniz? Yani buradasın ama işte yıllardır telefonda ya da bilgisayarda, internetten Ürdün müziği mi dinliyorsun? İşte yoksa Türkiye'den de müzikler dinliyor musun mesela? Çok fazla, ben daha çok, ben genelde çalışırken sakin sessiz müzikleri tercih ederim. Fon müziği tarzı. Klasik müzik mi? Klasik müzikler. Beethoven, Farid Farşah.
Aynen sakin, biraz daha silent tarzı. Ama Türkiye'nin şarkılarına belki, yani müziklerine daha çok alıştım diyebilirim. Hangisine? Arabesk var, pop var, rock var. Yani genel olarak aslında isimden ziyade, hani birçok mesela arkadaşım şunu soruyor, X filmi izledin mi? Ben isimleri genelde hemen unuturum. İzledikten sonra veya dinledikten sonra içeriye biraz daha detaylara dikkate alıp gidiyorum. O yüzden isimler açıkçası aklımda fazla kalmaz. Benim ruh halime bağlı. Yani ruh halim neyse. Sabah kalkıp yaman havası da açabilirim diyorsun. Yani çok acele ettiğim için hiçbir şey dinlememişliğim çok vardı. Ama mesela biliyorsunuz Özlem var. Ben çoğu zaman türküleri severim. Bir de türküyle de hani tanışmışlığım. Sen ağlamaya yer arıyorsun. Sen belli ağlamaya yer arayanlardasın. Suzan Suzi'nin olayı var yani. Kiminle Suzan ismimi dediysem, bu türküyü biliyor musun Suzan Suzi? Hemen başlıyor. Merak ondan geldi. Türküleri severim. Kendi dilimde de tabii ki bazen kendi dilimi çok özlüyorum. Yani konuşmasam da dinlemek, konuşmayı özlüyorum, dinlemeyi özlüyorum. Ve çevrede de ortak dil. O yüzden anneni arıyorsun ve saatlerce konuşuyorsun. Onu yapamıyorum. Çünkü onlar da bazen müsait olmayabilirler. Ben de müsait olmayabiliyorum. Tabii ki konuşuyoruz ama hani Farsça müziğini açmak, onu dinlemek tabii ki sana iyi gelir. Farsça. Türk edebiyatıyla aranız var mı? Yani okuduğunuz, beğendiğiniz roman, yazar, şiir, Türk. Ben... Yok herhalde hani mesela Malik böyle bir... Yok. Aslında fazla biraz işlere kendimizi belki bilmiyorum Suzan için de geçerli bir geçerli. Durum. O işlere kendimizi kaptırdık. Çünkü biraz daha şu açıdan bakıyoruz. Önem veriyorum kesinlikle. Türk yazarların hiç kitabını okumadığınız ya da yönelmediğinizin farkına şimdi varmış olabilir misiniz? Şu an itibariyle. Yok, farkındayız. Fazla okumadığımızı farkındayız. Biraz daha hani kendi alanımızdaki kitapları okumaya öncelik verdik. Şimdi şöyle, Türkçe kendisi ağır zaten ve edebiyatı da daha bir ağır, yani ağır bir dil. Hı hı. Tabii ben kitap okumayı severim ama çok az okurum. Mesela bir kitap 200 sayfalıksa belki bir insan onu bir haftada bitirir, ben onu bir 4-5 ayda bitiririm. Az okurum, çok şey yapmıyorum yani, arasında fark koyamıyorum ama ben şiire yönelik olduğum için ve ana dilim de zaten şiirsel bir dil Farsça, edebiyat bir dil olduğu için. Akustiği olan bir dil. Yani o kadar hoşuma giden şu var şeylerin ya kitapların içinde. Tamlamalar, teşbihler. Yani o şekilde olunca daha çok beni çekiyor. Bazen bir kitaba başlıyorum, yani son sayfasını okuyayım diyorum. Olmaz, zaman kaybı. O zaman sen şiir okuyacaksın. Evet, şiirleri severim, okurum. Divan, ama yani... Divan şiirleri çok ağır gelebilir ama... Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki şairlerimizi okursan, onlar tam senin istediğin doygunluğa verebilir. Bunu şu yüzden soruyorum. Bir toplumun müziği ve kitapları o toplumun aynasıdır. Yani Türkiye'yi iyi anlayabilmek için Türkiye'nin iyi yazarları diyelim. Hani ünlüyle iyi arasında fark vardır. Evet. Ünlü diye iyi anlamına gelmez ama iyi ise iyidir herkes tarafından. Ama her iyi de ünlü olmaz. Yani çok iyi yazılımcıdır adam örneğin. Ama kimse tanımaz adamı. Adam dünyanın iyi yazılımcısıdır. Yani iyi olmak başka bir şeydir. Bunları okumak, dinlemek o toplumu daha yakından tanımaya sebebiyet verebilir. O yüzden soruyorum yani. Küçük yaşlarda da biraz geldiğimiz için, hani 14 yaşımda geldim. Ürdün'de farklı bir kültüre alışmıştık. Farklı bir... Nasıl bir farklılık? Bahsediyoruz. Hemen bu konuya geleceğim. Buraya da geldik. Sadece Türkiye'nin değil, uluslararası bir yapıda bulunduğumuzdan dolayı biraz kültür karışımı mı diyeyim, kültür karışması farklı ülkelerin artık kültürünü yaşıyoruz. Bu da olunca mesela acaba hani bu ülkenin, bu toplumun edebiyatına mı odaklansam, kendi ülkemin mi, diğer ülkenin, dünyanın şeyine mi odaklansam? Düşünmekten bazen biraz tam tersi karışıyor maalesef, zaman kayboluyor. Tek belki bir topluma öncelik vermek, tanımak, ondan sonra diğerine geçmek, bir öncelik sırası vermek daha iyi olacaktır.
belki tam o şekilde yapmadık. Biz teknik anlama daha çok teknik öncelik verdik. Mahallenin ve dediği bir... gibi şöyle bir şey yani mesleğe daha evet. çok gitmiş gibi olduk. Ben şimdi ona fark ediyorum. Fazlasıyla. Hani mesela zaman zaman şimdi belki fark ettiğinizin bir... farkındayım arkadaşlar. kitap okurken ya da bir kitabı seçerken ya da bir makaleyi ya da bir dergiyi okurken ben genellikle şunu şimdi farkına verdim. Evet ben mesleğime yönelik gidiyorum. Evet. Yani o biyolojik yapıya doğru gitmişim. Ondan daha ne anatomi, öğreneceğim? Anatomiye. Yani. Hastalıklar, tedaviler, evet, ilaçlar. Zaten malumunuz pandemi geldi. Şu nasıl olacak, bu nasıl olacak falan. Birazcık da eskilere bakmışız. Yani meslek olarak gitmişiz genelde. Kendimizi affedersin. Bunu adadık gibi bir şey oldu. Biz bir amaç için çıktık. Ben biraz ülkemi bırakıp çıktım buraya. Bırakmak demek de doğru olmaz açıkçası. Ara verdim. Ara verdim. Ve 14 yaşımda gelmek kolay bir şey değildi. Değil. Ve biz 35 büyük kişi... Büyük cesaret istedim. Evet, 25-35 kişi geldik benle beraber. Ve ancak 5 kişi falan devam edebildik. Bugüne kadar ayakta kaldık. Onlar geri mi döndü? Geri döndü. Devam edemedi. Dayanamadı. Lise dönemi farklı bir zorluklara sahipti. Üniversite farklı bir döneme sahipti. Ve mesela bazıları şundan şaşırıyor. Mesela üniversite bitti, hadi dersler bitti üniversite döneminde. Eve dönüyoruz, hadi evde ne yapacaksın? Şundan şaşırıyorlar. Ben diyorum ki daha şimdi evin temizliği var bir yandan. Bir yandan şusu var, busu var. Gidip kirasını yatıracağım, faturaları... Bir yandan bunları kendimiz, bizim sorumluluğumuz. Bizim yerimize gidip bunu halledecek kimse yok. Kimse yok. Evet. Veya yazın. Şımaracak kimsen olmayınca ya da nazlanacak kimsen olmayınca bir anda olgunlaşıveriyorsun. Ya da sorumluluklarını paylaşacak kimsen olmayınca. İşte. Şimdi biz yani Afganistan'da olsak ya da ordunda olsak annemiz, babamız ya da kardeşimiz boş olan diyelim. Gider faturayla ilgilenebilir değil mi? Ama biz hem okuyoruz, hem meslek sahibi oluyoruz, hem kültür öğreniyoruz. Hem de kendi işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Sabah uyuyakaldım gibi bir konu yok bizde. Kaldın mı? Bitti hayat. Bitti. O güne kaçırmışsın. Kendi kendini uyandırabilecek seviyede her zaman. Bazen hiç uyumadan o işi yetişecek. Yani bu şey şekilde gözükmesin, anlaşılmasın. Yani biz çok şöyleydik, böyleydik, bunlar zorluklar. Evet bunlar zorluklar ama kolaylığında da verildi. Biz bunları göze alarak, onunla evet. birlikte hareket ederek çok güzel bir şey başarmışız. Yani yabancı demeyeyim de farklı bir ülkede, farklı bir kültürde, farklı bir dilde bir üniversiteyi elhamdülillah bitirmiş olmuşuz ve bir sürü de şey öğrenmiş olmuşuz. Evet. Bu kadar dram sonrası iyi yere bağladınız hadi iyisiniz. Biz yani bundan kesmedim ama ya evet şöyle. Eğer bir başarı elde etmek istiyorsanız zorluk çekmek zorundayız. Bu dünyanın en kaçınılmaz kanunudur. Ya genelde şöyle olur ya. Birisi birinci olur. Herkes şöyle der tabii ya birinci olur. Ama kimse onun uykusuz kaldığı geceleri, döktüğü teri, döktüğü gözyaşını, belki de döktüğü kanı bilmez. Şimdi bu böyle bir şey. Sen ülkene döndüğünde başarılı bir malik olarak Ürdün'e döndüğünde, Suzan başarılı bir kadın olarak Afganistan'a döndüğünde herkes size şunu söyleyecek. Tabii gittiniz, okudunuz, geldiniz. Ama sizin ne çektiğinizi kimse bilmeyecek. Ama bu da yani bir tık hayatın cilvesi yapacak risk bir şey. Risk alacaksın hocam yani. Tabii risk almazsan standartta kalırsın. Risk almıyorsan başarı çok zor gelir. Biz bundan memnun kalmasaydık zaten burada olamazdık. Biz gayet bundan da memnunuz. Tam tersine zorlayarak da devam ettiriyoruz. Daha da fazlasını yaşayacağımızı bile bile devam ettiriyoruz. Vazgeçme gibi bir niyetimiz. Zorlanmış, zorlamak ve zorlanmış demişken yemeklere biraz gelelim istiyorum. Çünkü çok farklı mutfaklara sahibiz. Yani daha önce Ürdünlü ve Afganistanlı konuklarım oldu. Yani sizin coğrafya, Afganistan, Pakistan hemen hemen mutfaklarınız sizin benzer. Aynı demeyeyim ama farklı. Bir özellikler var elbet. Evet, bizde de öyle yani. Türkiye'de mutfaklar birbirine benzer ama ayrılıklar, farklılıklar da vardır. Şimdi yemekler bizim Türk yemekleriyle aranız nasıl diye soracağım ama şöyle. Yani şimdi gayet iyi. İlk geldiğiniz zamanlar, yani örneğin bir kuru fasulye, pilav, işte çorba, bunlar siz nasıl karşıladın mesela? Kuru fasulye ya da taze fasulye gördüğünde? Ya taze fasulye ve kuru fasulye bizde var. Hı-hı. Bu da şey olarak %50 benzerliklerden. Ama şu benzermeyen taraflarda Türkiye'de bir çeşit çorba var. Her şeyden bir çorba yapılır. Balıktan çorba yapılır. Evet. Ben böyle bir Afganistan'da balık çorbası yok. Balık, mercimek bamya. Çorbası yok. Bamya çorbası yok. Bunların turşuları bile var yani. Ona da insan hamsi şaşırır. Hamsi turşusu yedin mi mesela? Yemedim ama duydum. Ama çorbasını yedim yani. Balık çorbasını. Bizde şöyle...
2-3 çeşit çorbamız var. O da tavuktan, sebzeden ve etten yapılır. Ve Afganistan'da genellikle bütün sebzeler var. Yani Türkiye'de olan sebzelerimiz hepsi var. Fakat et daha çok onundadır. Yani onu daha çok kullanıyorlar. Et ve karbon, evet. Karbonhidrat. Yani pirinç diyeyim. Pirinç. Yani pilavı ya daha da çok lavaş kullanıyorlar. Lavaş yapıyorlar size bir şey diyorlar ona. Yani biz ekmek. Ekmeklerimiz pide gibidir genellikle. O şekilde kullanıyorum. Mesela Ramazan ayında ben çok mutluyum. Çünkü pide çıkıyor yani. Bizim ekmeğimiz çıkıyor ve herkese bunu anlatıyorum. Ve geldiğimde gerçekten yemeklere bakaraktan ben bunun nasıl yiyeceğim? Ya da turluya gördüğümde bir de bizim kültürde şu var. Etli yemekse etlidir. Sebzeli yemekse sebzeli. Mesela bir kuru fasulyenin içinde et koyulmaz. Ama şimdi ben diyorum ki bunu nasıl yenir? O zaman yenemiyordu, yiyemiyordum. Gördüğünüz gibi, anlattığım gibi bir senede ben yakın patlıcan yedim ve patlıcanı da çok severim. Şimdi yani o kadar Türk mutfağına benimsemişiz ki her şeyin yapılmasını bizden daha iyi biliriz. Yani bana derseniz ki hangi yemekleri daha güzel yaparsınız o zaman bu Türk yemeklerini söylerim. Yapıyor musun Türk yemeklerinden? Evet, şimdi evdeyim. Ne yapıyorsun mesela? Mesela o turluyu beğenmediğim o turluyu çok severim. Bu da çok kolay yapılır yani. Turlu evet biraz daha kolay. En sevdiğin yemek ne? Ben İskender'i çok severim. Fakat evde yapılmıyor bu. Yine etten yürüyorsun. Evet. Ama yayla çorbasını çok severim. Yayla çorbası. Evet. Bak bunu söyleyen ilk kişi. Evet. Çok severim çünkü ekşi tatlara ben daha meyilliyim. Hmm. O yüzden yayla çorbası çok severim. Dışarıda yayla çorbasını yerken ya da yurtta ben o kadar sevmezdim. Çünkü onun orijinalini bilmiyorsun. Ürdün olarak en ünlü yemeği mensef. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? İsmini duydum. Çok fazla pilav yemeği var. Mensef de onlardan bir tanesi ve genelde şöyle bir gelenek var bizde. Her cuma günü yapılır. Namaza gidilir. Namazdan sonra, cumadan sonra o yemek yenilir. Öyle bir gelenek var. Hmm. Şimdi her hafta yapılır diyemem ama genelde %99 evlerde yapılır cuma günleri. Etli pilav, bir yandan da pişirilmiş yoğurt. Pişirilmiş yoğurt? Pişirilmiş yoğurt. Yani yoğurdu nasıl pişiriyorsunuz? Bayağı bildiğiniz yoğurdu pişiriyoruz. Neyle işte? Suyla, üzerine yağla? Üzerine et suyu ekleniyor. Ve kaynatılıyor. Kaynatılıyor evet. Uzun bir süre. Ne kadar uzun dediğin? Yani kaynayana kadar bir de ondan sonra bekletiyorum. Bir 10 dakika, bir 20 dakika daha kalıyor. Ama üzerine özel bir şey daha ekleniyor. Bu Türkiye'de hiçbir zaman bulamadığım. Özel çok aşırı tuzlu bir peynir türü ekleniyor buna. O da tuzlu tadı veriyor. Aşırı bir tuzlu olmuyor ama ağır bir yemek biraz. Eklenir ve hepsi beraber pişirilir. Ürdün'de hafta sonu izni bizde cumartesi pazar ya. Ürdün'de cuma mı? Cuma cumartesi. İşte bu yemekten dolayıdır o için. o yemeği yiyen nasıl kalksın yerinden. Yani pirinç var, et var. Pişirilmiş yoğurt ilk defa duyuyorum. O var. Evet. İçinde çok tuzlu bir peynir var ve bu yemek yiyince insan ağırlaşıyor. Ağırdır zaten tabii. Evet, çok ağır yemekleri. Yemek. Bilir misiniz o yemeği? Evet yani. Çok iyi. Ve Ürdün'de çok aşırı yüksek Türk oranı var şu an. Ve bu yemeği çok severler. Ve buradaki Türk arkadaşlarıma fazlasıyla neredeyse iki haftada bir yapıyorum. Ürdün'de ailenle ya da arkadaşlarınla konuştuğunda Türkiye'yi nasıl anlatıyorsun? Dışarıdan genelde hani Türkiye'de şöyle bir algı var. Yani bu kadar burada aslında her memleketin farklı bir tarihi var, farklı bir yapısı var. Çok fazla detay var. Bu detayları dışarıdan hiçbir zaman da göremedik. Ve belki beni Türkiye'ye bağlayan şeylerden bir tanesi bu oldu. Özelleştirilmiş veya bir yere gittiğimizde gerçekten insanlar o yerin tam anlamıyla yaşıyor. Karadenizli bir insan Karadenizli oldu direkt anlaşılıyor belki. Burada gerçekten çok farklı fırsatlar var. Keşfedilmesi gereken öyle bir özellik. Bunu İstanbul. Mu anlatıyorsun konuştuğun evet. insanlara? Yani ben genel İstanbul, olarak... İstanbul çok güzel ve fırsatlar ülkesi mi ya da şehri mi? Evet bunu derim. Neden? Çünkü hani diğer şehirlerde daha sakin bir sessiz bir hayat tercih edilebilir. Ama İstanbul'daki hayat tam bir koşturmaca sürekli. Peki Suzan sen ailenle görüştüğünde, oradaki arkadaşlarınla görüştüğünde Türkiye'yi nasıl anlatıyorsun? Türkiye, İstanbul'u. Zaten çoğu arkadaşlarım, hani mesela lise arkadaşlarım ya kuzenlerim hep bana şey derler. Sen arayıp onlara çok... hava atıyorsun değil mi? Yapıyorum Gökhan. Yapıyorsun. Diyorum, diyorlar ki sen çok ben şanslısın. Ben İstanbul'da doktor oldum, siz orada ne oldunuz? Ama bazen şunu söylüyorum, hayır diyorum ki ben medeniyetin bir şeyi, tarihin yapılarını yaşayan yani 500 yıllık bir yapıda yaşıyorum ve okudum. Bunun havasını atıyorum yani, yalan söylemeyeyim.
Ama beni, ben şu şekilde anlatıyorum. Özellikle İstanbul'u anlatayım. İstanbul'da bir sürü cami var. Ve hepsi eski ve tarihi camiler. Bütün farklılıklarla birlikte Türk halkının misafirperverliği, sahiplayıcı, yani gerçekten sahip çekiyorlar seni. Merhametli bir halk. Yani onu anlatıyorum. Mesela bir Türk'ün evine gidince ya da bir komşuna gidince ya da sokağın başından geçince seni tanıyorsa ilk sorusu şu: aç mısın? Öğrenci olduğun için. Evet. Bu soruyu kesinlikle sana sorarlar ve ben bunu her zaman aileme anlatıyorum. Diyorum ki kesinlikle beni merak etmeyin. Ben emin illerdeyim. İlk aklınıza gelen şeydir. Böyle bu tarz sorularda aklınıza ne geliyorsa yüreğinizde o vardır. Türkiye'yi 3 kelimeyle anlat dersem. İlk kelimeyi vefa olarak derim. İkincisi çok fazla belki kendimi işlere kaptırdığım için iş derim. Hani burada biraz daha bu anlamda alıştım. Biraz daha global, uluslararası bir konum. Çalışmak. Dediğim gibi merhamet. Ve emin ellerde olmak. Peki. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok güzel bir program oldu. Hayat hikayenizi dinledik. Hayatınızı bizimle paylaştınız. İyi ki buradasınız. Her fikir ve her insan ayrı bir güzellik katar ülkemize. Geldiniz, hayatınızın bir bölümünde buradasınız. Sonra çekip gideceksiniz. Kendi ülkelerinize hizmet edeceksiniz. Başka ülkeler göreceksiniz. Ama hayatınıza bir parça değmiş olan İstanbul'u ve Türkiye'yi hiçbir zaman unutmayacaksınız. Güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Burası rüya gibi. Gerçekten ben şu ana kadar kendimi yabancı hissettim. Merhaba dedim. Havalimanında. İstanbul en güzel bir yer. Türkler çok sıcak insanlar. Her zaman yardımcı oluyor. Allah şükür buraya geldim. 5 dakikada Avrupa yakası, Anadolu yakası.